Herkese selamlar, hoş geldiniz Merhabalar konsol arkadaşlar. üstüne. Efendim, bugün Halo'yu konuşmak için Onur'la yan yana geldik diyorum. Çünkü farklı bir kadraj kullanıyorum bu sefer. Beğendiniz mi böyle olmasını, yoksa daha böyle ufak, daha geniş olan mı güzel olur? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar lütfen. Evet, Halo son bölümü Onu yaptı. finalde. Finalini yaptı ilk sezonun. Ne diyorsun Onur? Şimdi bir genel bir fikrini alayım. Ondan sonra da biraz daha detaya ineriz. Neleri beğendik, neleri beğenmedik. Ya Murat, bence bir kere sezon çok hızlı geçti. Yani sezondaki sayıdan az mıdır azlığını bilmiyorum. Hani 50 dakika her bölüm ama 9 bölüm izledik. Bana böyle ne bileyim dün gibi hatırlıyorum Halo'ya başladığım zamanda. Demek ki hani Ha, şey 2 ay oldu. temposu fena değilmiş yani şeyin aslında dizinin. Hani bana çok uzun gelmedi. Güzel bir tempoda gitmiş. Tabii ki yer yer yavaşlandı olanlar vardı. Şimdi temelde Murat diziyle ilgili hani en pozitif kısım zaten bunları bilinçli olarak yaptıklarını biliyoruz. Oyuncuya oyunla ilgili pek çok gönderme var. Daha ilk bölümden başlıyor ve son bölümde de var. Gerek işte HUD içerisinde olması, gerek seslerle göstermesi falan. First First person'dan göstermesi. person göstermesi doğru. O yüzden izlerken bazı durumlarda evet sayısı az ama seni böyle kavrayıp tutacağı anlarda oyuncuya göndermeler yaparak oyundan böyle şeyler sahneleri aktararak çok güzel bir pekiştirme yapıyor. Yani orada seni bir satın alıyor zaten. Onu çok iyi kurgulamışlar. Müzikler de keza öyle. Biraz sonra konuşuruz yani son bölüme kadar gelene kadar tema müziğini duymamıştık ve son bölümde tema müziği çıktı ortaya. Onu özellikle saklamışlar. Zaten bir gaza geliyorsun orada da. Ondan sonra şey tarafı yani dizinin görselliği birçok yerde hani standardın üstü diyebiliriz. Böyle bilim kurgu izlediğimin keyfine varıyor. Ama diğer gezegenlere geçtiği zaman o işte çöllü gezegen ıvır zıvır falan, orası çok beni haz etmemişti yani şeyden. O kadar ilerleyen yıllardaki teknolojinin gittiği yerde hala ne bileyim kırmızı kilometre çatılar falan görmek bana şey yapıyor böyle. Biraz ucuz geliyor ama da zaten dedik ya şey dizinin bütçesiyle alakalı olan bir şey. Ama genel olarak prodüksiyon olarak sanat yönetmenliği olarak falan baktığımız zaman dolu dolu bir Halo oyununun içerisinden bir kesitten alınmış olduğu ve buna serpiştirmiş olduğunu söyleyebilirim. O bakımdan da beni görsel olarak da çok böyle tatmin etti. Yani pelikanların tasarımı, işte şeylerin kılıçların gösterdiği Warthog. Battle Rifle, ondan sonra Warthog. Warthog bolca var bu arada yani. Evet. Baya bayağı şey yapmışlar. Adamlar kotarmışlar o işi. Esas konu yani hani Halo yapan kısım yani Halo'nun ne olduğu ile alakalı. Şimdi orada iki tane şeyim var. Beklentimin altında ve üstünde olan kısımlar var. Bir tanesi bir kere yani dizinin Reach'ten başlamış olması ve koca bir sezon boyunca Reach'e bir şey ayırması. Çünkü ne olacağını biliyoruz yani kitaplardan. Ama hoşuma Oyunu giden da şey var. bunu ortasında başlamış olsalardı. Çünkü biliyorsun oyun evrenlerinde Reach'e ait bir oyun var. Ama hiç Reach'in bu kadar geçmişini kitaplarda da fazla bu kadar böyle dibine kadar anlatmıyor. Yani evet bir takım böyle yan hikayeler bilmem nelerle serpiştirmişler ama nereye bağlayacağım? Bana bilmediğim birçok şey anlattığı için bir oyuncu olarak da Halo dizisine karşı bir ilgimi tuttu sürekli. Yani bunu böyle ortasından bir yerden başlamış olsaydı ve çok çabuk elindeki hikayeyi atmış olsaydı acaba ne olacak falan derdim. Bir oyuncu olarak bütün serinin oyunu oynamış olarak da Halo'nun dizisine ne olacağını büyük bir ilgiyle izledim. Bu benim hoşuma giden kısım. Hoşuma gitmeyen kısım veya daha beklentinin altı olan kısım gerçek anlamda biz Halo'yu oynarken Halo nedir ya falan diye sürekli kafamızda bir Halo nedir, Halo nedir, Halo nedir falan diye böyle bir şeyimiz vardı. Bir merak, bir böyle bir sürekli araştırma, sürekli aa buymuş falan böyle bir şey. Mesela dizide aslında bütün bir sezon geçecek 9 bölüm. Halo'nun aslında çok önemli bir şey olduğunu, ne olduğunu konuşmuyoruz burada. Hala anlatmadılar. Ve bu arada hala izleyiciler için yani niye bu diziye Halo adını vermişler ki veya yani niye bu oyuna Halo demişler ki bence soru işareti hala güçlenmedi anlıyor musun? Çok önemli bir şey aslında Halo'nun orada amacı şeyi ne olduğu kısmı falan. Ama birinci Niye? oyunun sonunda öğreniyorsun şeyi de. Evet. Yani kronolojik baktığında Reach'i oynadıktan sonra aslında Halo 1'i oynadıktan sonra Halo'nun ne olduğunu anlıyorsun. Evet ama işte dediğim gibi adını Daha dizi Halo demişken bana göre daha güçlü göstermeleri gerekiyor. Daha fazla Halo'nun ne olduğunu bilgi vermeleri gerekiyordu. Bu
bugün şey desen yani izleyiciye sorsan ve kitapları oyunda oynamamış birisi için şey der, aşıkların buluşma noktası der Hello için bak. Anlıyor musun hani şey Ama beklentimin altta kaldığı kısım bence pek orası. katılmadım sana bu konuda. Belki. Çünkü o yani onun o Halo denen yerin önemli olduğunu pek çok yerde vurguladılar. Yani bütün aslında dizinin ilk sezonunun konusu o Halo'nun konumunu ele geçirmek üzere o iki taşı peşine düşmekti. Yani bence Halo'yu yeterince vurguladılar ama üzerine çok gitmediler şu anda. İkinci sezona bırakmışlar onu. Evet. Ama dedim ki ben birinci sezonda daha bir böyle yani oyuna ismini veren Gitmesini hikayenin bekliyordun olduğunu sen. evet biraz daha yani tam olarak anlatsın demem ama benim beklentim bizi daha böyle kavraması ve o ya falan olmasıydı. Tabii ki bir de diğer konular var işte biliyorsun Observer falan vardı onlar yok yanımızda bilmem ne böyle olaylar da var ama temel itibariyle ben Halo'yu bilim kurgu seven herkese tavsiye edebilirim. Temel olarak kitapları ve oyunları oynamış herkese ya bunun dizisinde böyle uzak duruyorum ya şimdi beklentini altta kalacak diyorsa yok abi beklentini karşılayacak bu çok iyi bir oyun ve çok iyi bir kitap uyarlaması diyebileceğim bir dizi haline gelmiş. Evet şey tarafında yani işte kaskı çıkarttığı anda Tamam, Master Lore'a Chief'in gelelim şimdi. Dur, tamam. Lore'a gelmeden önce ben de bir şey Ha, söyleyeyim. lütfen. Şeyi çok güzel yapmışlar. Aksiyon böyle çok akılda kalıcı bir takım sahneler var. Savaş sahneleri var. Ve bunları 9 bölüm içerisinde çok güzel dağıtmışlar. Birinci bölümde var. Birinci bölümde o aşağı inişleri falan böyle çok iyi. Ondan sonra 5. bölümde yine o müthiş bir savaş sahnesi var. O Covenant'ın geldiği bizim ilk kez şeyin indiği neydi lan o goril tipte adamların ismini yine Brut. bak Brut'un indiği bir sahne vardı o böyle şeyi ele geçiriyor ve çakıyor 52. Evet. uzay gemisinin üzerine orası harikaydı. Bir de 9. bölümde çok böyle savaş sahnesi koymuşlar çünkü bu dizi için savaş sahnesi yapmak CGI aynı zamanda ve bu da biraz Pahalı. şeyi arttıran pahalı bir şey ve hatta 9. bölümdeki CGI'ler biraz sırtıyordu o yüzden paraları kalmamış bütçe kalmamış anladığım kadarıyla. Bu şey dağılımını çok beğendim. 1, 5 ve 9. Arada temponun düştüğü zamanlar vardı. Mesela o bir tek o çölde o kızın başına gelen bir bölüm vardı ya galiba 6. bölümdü ya da 7. bölümdü. Hiç Master Chief hiç gözükmedi. Hep şeyde geçti, çölde geçti. Mesela orasını çok bayık buldum. Çünkü bu Amerikalıların kafaya taktığı bir şey var ya böyle bir romantik bir bakışları var bazı şeyleri. İşte orada yine kadınlardan oluşan bir topluluk varmış da herkesten uzak soyutlaşıyorlar da böyle La Resistance kafası falan. O kısmı çok sevmiyorum. Çok klişeydi yani o. İşte rüya görüyor, biraz orada düğün göndermesi var falan. Bir kendinden hayal görüyor orası neymiş falan. O gezegende muhtemelen önemli de. O bölümü çok beğenmedim. Genel olarak da zaten o kızlı bölümleri çok beğenmemiştim. Ama benim kızla ilgili bir derdim yok. Onu bir yere bağlayacaklar belli ki. Ben tempo olarak dizinin 1, 5, 9 ve arada da bazen tempo düşmesine rağmen yine böyle Spartanlar arasında dövüşler oldu falan. Yine ilgiyi ayakta tutmuş. O bakımdan süreci çok beğendim ben dizide. Önce onu söylemeliyim. Ben zaten beğendim diziyi. Şimdi gelelim biraz şeye, Lore'a gelelim. Şimdi insanların çünkü muhtemelen bizim yorumlara da yazılan şeyler aynı olacak. Yani Halo evreniyle ne kadar örtüşüyor, ne kadar dışına çıkıyor. Kask çıkartma olayına gelelim mi önce? Bunu konuştuk ama gelelim kendi üzerinden bir gitmiş Yani olalım bence. yine konuştuğumuzda ama ikinci bölümdeydik. İkinci bölüm üzerine konuştuk. Şimdi tamamı üzerine konuşalım. Başta istersen sen ben Tamam. de ekleyeyim. Ya lore kısmında ya temelde biz bütün oyunlarda Master Chief'in hiçbir şekilde suratını görmeden ve duygusuz bir profil olarak işledik. İşte şimdi incelediğiniz zaman yani dizinin o kısımlarında aslında kendisini duygulu bir hale getirmek için başka bir şeyler yaptığını görüyoruz. Ve hani bunda ana karakterin Master Chief olduğu ve sorgusuz sualsiz hani hayatı 1 ve 0'lardan oluşan bir karakter olduğunu düşünürsek Master Chief'in mesela ana karakter olarak Lore'dan çok uzak. Böyle hani yani verilen emire karşı çıkmak bilmem ne yapmak falan filan işte kendini daha duygusal hale getirmek
Keza diğer Sevişti oğlum parmak. adam. Evet, oraya Sevişti getireceğim. Master Chief sevişti. Aman Allah'ım. Kemik kırar Murat. Kemik kırar normalde. Hani öyle bir şey olsa acımaz Abi yani. Hulk da sevişiyor ama ya. Hulk da sevişiyor ya. Tamam. Onun Kırmıyorlar demek ki. Dikkat neyse. ediyorlar. O yüzden hani bırak Lore'un kısmını, karakter olarak da bir kere farklı bir karakter yani aktarılıyor falan. Hele hele son bölümdeki oto kontrol kısımlarına falan spoiler olmasına girmiyorum falan. Oralar böyle başlı başına Gireceğiz ama orayı konuşmamız lazım. tamam. Spoiler deyip konuşacağız. Tamam, okey. Oralar da başlı başına bir hani uzun uzun dediğin gibi konuşması yani kısım. Lore olarak yani şeyi gerçekten Halo'nun hikayesi budur diye bunu izle demem insanlara. Çünkü kafadan en az Evet. 6 bölüm falan çıkartmak gerekir. O kadar söyleyeyim yani hani. Arada çok gereksiz hikaye evrene ait olmayan şeyler var. Ama bu arada şey de önemli. Yani bu entrikalar falan filan kısımları da aslında normalde hani olmayan hikayeler ama en sonunda günün de sonunda hani evet zaten hani oyunlarda da bu hikayelere zaten çok fazla girmiyordu hani E tabi sonuçta bir abi şey bulduk yani ettik falan. evet. Adamlar araları doldurmuşlar günün sonunda ve tabii ki izleyicinin de ilgisini tutmak için entrika, bir takım geçmişe pişmanlıklar, bilmem neler falan var. En bence temel konulardan bir tanesi, bence oyunu oynamamış birisi bu diziyle alakalı bizden çok daha fazla pozitif fikri olur. Çünkü biz, Murat, ben şöyle bir söyleyeceğim. Bir first person shooter oynuyorsun, sabahtan akşama kadar Halo'yu 50 bin biliyorsun. tane Covenant'ı da öldürüyorsun. O daha çok aksiyon odaklı böyle baktık. Yani benim de yani 6 tane falan oyun oynadık bununla alakalı baktığın zaman. O yüzden de oyuncu açısından Halo beklentilerin bu anlamda arkasına kalmıştır. Dizi anlamında yani o çünkü biz hikayenin çok önemli kısımlarını hep tanıklık ettik. O yüzden bunu da doldurmaları da Edeceğiz böyle daha mı? evet daha da edeceğiz. Bu aralarda buna doldurmalarına bir şey yapmıyorum. Böyle bir endişem yok ama şeyi eleştirmek isterim. Yani hakikaten ana karakteri çok kitaplardan apayrı bir yere taşımak zorunda kalmışlar. O da işte oyuncuyla daha doğrusu izleyiciyle ana karakter arasındaki bağ kurmak amaçlı. Bunu daha önce sen de birkaç kez Evet, dile evet. getirmiştin. Çünkü biz safkan bir Master Chief oynuyoruz. Hani hayatın not yet deyip böyle hani Ama şey milleti kesmekten ibaret olan bir karakter aslında şöyle Master bir şey Chief. ama oyunlarda gösterilen kısım da bu. Yani oyunlarda biz hep Master Chief'i sahada gördük. Daha önce de söylemiştim bunu. Hep savaşırken, hep dövüşürken, hep görevde gördük. Master Chief'i görev dışında mesela kışta da beklerken hiçbir oyunda görmedik, tamam mı? Hep böyle ateşin yoğun olduğu yerdedir Aynen. yani. Şimdi ama bu oyuna şeye diziye baktığın zaman bir sürü vakit geçiriyor şimdi. Adam orada da mı kaskla dolaşsın ya? Bu nasıl bir insan abi? Yani insan nihayetinde robot değil bu, o kaskı çıkaracak tabii ki çünkü sivil hayatı da var adamın bir yandan. Biz Yok hiçbir bir oyunlarda şey yemiyor bu sadece arada. Lan ha hiçbir yani karavandan bir şey yemiyor. biz oyunlarda hep asgari şeyde gördük. İşte mission'da gördük ama bu adamın bir de sivil hayatı var sonuç olarak bir insan olduğuna göre. Burada önemli bir karar vermiş dizi. O kaskı ikinci bölümde hemen çıkartmasının nedeni de oydu zaten. Şu açıdan bakıyorum. Evet, lore olarak lore uyuyor mu kaskı çıkartması? Uymuyor. Çünkü bir sürü oyun gördük kaskı çıkartmıyorlar. Tamam. Ama çıkartmış, bunun sonucunda iyi bir şey elde edilmiş mi? Bence edilmiş. Çünkü o karakteri işlemek, karakterin geçmişine gittik ki geçmişe doğru bu arada kaçırıldığı falan Hosey tarafından. Ha, Hosey o kadar evil bir karakter değil şeyde, kitapta ama bir background'ı doğru. Yani sen o karaktere bir kişilik vermek ve onu sivil tarafında göstereceksen o zaman kaskı çıkartmak zorundaydın. Kaskla mı dolaşacak abi adam şey yapıyor, oturuyor, konuşuyor, plan yapıyor falan. Normal yani. O yüzden kaskı çıkartması beni çok rahatsız etmedi. Çünkü sonucunu almışlar. Karakter de gelişiyor bütün 9 bölüm boyunca. Başına bir şeyler geliyor, geçmişini öğreniyor. Diğer Spartanlarda bir gelişim oluyor. Özellikle senin kına yakmış olan saçına kına Hayır. yakan Kayı tarafında. O yüzden ben o kaskı çıkartma olayında sıkıntılı değilim. Ve kaskı çıkarttıktan sonra tabii ki insani bir takım şeyler, öpüşmesi, gülmesi yeri geldiğinde bunlar da bence gayet doğru olmuş. Biraz son bölüme gelelim. Spoiler olabilir arkadaşlar, burada son bölüm konuşacağız çünkü. Bu arada Yok. şey Heh. spoiler'a gelmeden önce şeyi bir istersen bir tekrar etmekte fayda var. Yani senin o görüşün önemli. Sen sanat yönetmenliği olarak hani yani kullanılan objeler,
Çok sesler, beğendim. efektler falan. Ben de hemfikir olduğunu düşünüyorum çünkü bu ara kadar Tabii çok tabii. zaten pek konuşmadık Tabii. ama yani işte Ya CGI'ye Blaster'dan. keşke biraz para verir. Biraz daha bir tık daha fazla olsa. Çünkü animasyonlarda bazen böyle bir şey var. Bir yapaylık var. Onun dışında silah tasarımları, silahların o needle'ın iğneleri atması falan. Çok başarılı değil mi? Çok Abi keyifli. o 5. bölümdeki savaş sahnesini 10 kez seyrettim ya. Müthiş. Çok sevdi. Ben Müthişti ayakta yani. izledim oğlum orada. Böyle ayağa kalktım. Evet. Bastım dedim. Koş dedim. Koş dedim. Değil Mesela son bölümde de aynı şeyi hissettim. O FPS'ye girdi. Müzik aldı mi? götürdü. Konuşalım bundan sonra spoiler olarak ama hani sanat yönetmenliği olarak da çok başarılı bir uyarlama olduğunda açık açık hani söylemek lazım. Uyarlamalar vardı. Hani ya bu buraya gitmemiş. Bir tek işte kastan bahsediyoruz sadece epitop hani Evet. olur mu diye. O yüzden de çok böyle birebir bir uyarlama olduğunu ve oyun severleri tatmin edeceği konusunda ben çok geçer not vererek hani işin görsel, işitsel ve tabii ki duygusal kısmında bu arada duygusal kısmı Evet. heyecan kısmından bahsediyorum. Benden geçer not aldığını söylemek lazım. Ya Halo'yu oynamamış kişilerin hepsi sevdi. Halo oynayanlar içerisinde bir kısım bu bir takım Halo evrenine uymayan şeyler, değişen şeyler bakımından sevmedi. Kask bunlardan bir tanesiydi mesela. 9. bölüme gelirsek ben Reach'in düşüşünü bekliyordum aslında. Spoiler, Bir dikkat. yandan Spoiler, bol bol. spoiler, bir yandan güzel Reach'in düşüşünü demek ki ikinci sezonda uzun uzun yapacaklar. Ama bir yandan da benim beklediğim tam aksiyon olmadı. Ben kendimi çok hazırlamıştım Fall of Daha Reach'e. büyük bir şey olacak diye mi? Daha büyük bir şey olacak diye. Orası yani 1. ve 5. bölümdeki kadar 9. bölüm beni çok Altında heyecanlandırmadı. kaldı. Orada bir iki tane şey biraz beni rahatsız etti. Lore bakımından bu sefer. Bak Kask rahatsız etmemişti ama bu rahatsız etti. Bu böyle boş yere geliyorlardı. Ondan sonra sürüler halinde bu şey geliyor ya, Arbiter'in artık cinsi neyse, ırkı neyse. Ya bunlar böyle öküz gibi şey bir şey değiller. Yani beyinsiz adamlar değil, böyle 300'ü böyle üzerine koşacak. Öyle bir durum. Zombi değil yani bunlar da. Biraz orada biraz onları böyle şeye sürü flood olsa anlarım. Tamam, flood koşar öyle de. Bunlar koşmaz öyle. Yani orada 500 tane Taktik adamı varlar. geleceğini şey böyle donanımlı getirseydin 10 tane mesela çok iyi Covenant askeri getirseydin bence biraz daha iyi olurdu orası. Bir de Cortana'nın tamamen Master Chief'i ele geçirmesi, onun silmesi ve üzerine binmesi bu kısımda beni biraz rahatsız etti. Bu kararı niye aldıklarını tam anlamadım. Sonuçta Master Chief aslında üstün bir asker ve bütünleşik yapay zeka ile daha iyi hale geliyor. Yapay zeka tek başına Master Chief'i neden ele geçirtmişler? Yani ikisi birlikte çalışan şeyler. Belki ikinci, üçüncü sezonda o develop olacak. O aralarındaki şey de gelişecek ve birlikte çalışmayı öğrenecekler diye düşünüyorum burada da. Bir o kısım beni biraz rahatsız etti. Keşke tamamen ele geçirmeseydi. Master Chief bütün sezon boyunca Cortana'ya biraz böyle mesafeliydi. Son bölümde o mesafe kırılsaydı da birlikte Ama çalışmayı becerebilselerdi mesela daha bir güzel şey olacaktı soracağım. bence. Burada senden şu bakımdan farklı düşünüyorum. Yani dediklerine burada katılırım ama zaten bu şeylerin Spartanların kendi arasında dövüşleri bir sahnede aslında bir koop yapmışlardı. Bir şey birbirleriyle alakalı Evet, yardımlaşmışlardı. Oradaki dövüş orada sahnesi beraber sağdan geliyor, soldan geliyor demişti. aynen işte dizine vur falan filan diye yani aslında orada bir birleşme bir işte yardımlaşma kısmı var. Bunu çözmüşlerdi aslında baktığın zaman son bölüme doğru. Ben de şey tarafındayım tamamen. Bir de karakter açısından arkadaşlar ve Murat şöyle bir sıkıntım var benim. Oğlum yani biz hiçbir oyunda Master Chief ile Brute karakterinden kaçmadık. Yani öldük dirildik öldür Evet. dedik ve öldürdük bir şekilde öldüremez Brute olmadı. Bunların en ağababası da geldi. Onu da şeyini baltasını aldık monte ettik yani. Soktuk. Tamam mı tabiri caizse? O yüzden de benim de Master Chief'in bir zayıf gösterilmeyle alakalı bir orada bir endişem doğdu. Master Chief yani biz kaç tane Brute öldürdük lan dedi işte tamam belki Tabii. 10 dakika uğraştık 4 dakika uğraştık ama Brute'ları öldürdük. Hiçbir zaman için Cortana'ya yardıma ihtiyacımız olmadı. Ben de burada Belki biraz işte benim dediğim şey olsaydı, beraber tam evet perfect bir şekilde çalışmaya başlasaydı, o zaman sen de bunu hissetmeyecektin. Çünkü Master Chief kesinlikle. yenmiş olacaktı. Aynen öyle. Zaten hikayemde orada Master Chief dedim ya zayıf gösterme tarafı hoşuma gitmedi. Evet. Burada hikayede biraz da tabii ki şey var. Hani ana karakterle alakalı ne olacağı ile alakalı bir bilinmezliğe atma modu var. Aa ne olacak şimdi öldü mü gerçekten falan diye.
Ama yani şöyle bir gerçek var. Bence hatalı bir karar. Yani biz Master Chief'in ölmediğini ve oyuncu olarak da sen burada bu diziyi oyunculara çekiyorsun. Senin izleyicilerin %70'i muhtemelen oyuncu. Master Chief'i o hale koymaman gerekir. Abi oyuncu olmasa da izleyici de yemez onu ya. Yani Evet bence de yani dizinin ama ana ucuz karakteri yapay zeka tarafından mı kontrol edecek bundan olmuş. sonra? Yemez yani onu. Evet, ucuz olmuş. İkincisi konuda dışında da şeyde katılıyorum. Hani sen böyle hani böyle koşa koşa geldiler dedin ya. Ben de o sahnede biraz daha Brood'la savaşın daha uzun olmasını bekliyordum. Çok kısa geçti yani böyle dediğim gibi belki de işte bütçe yetmedi bilmem ne olmadı falan. Ondan sonra ben daha bir uzun bir savaş bekliyordum. Çünkü oyunda da daha uzun savaşıyorsun Brood'larla böyle bu kadar kolay alamıyorsun Brood'ları. Bir de oradaki bir jenerik olan şeyin Kayn'in Maki miydi, Mako muydu neydi? Onu vurması da ve işte Master Chief'in Kızı. aşkının da ölmesi falan. O da bana biraz şey geldi. Ama iyi Klasik oldu. oldu o kızın ölmesi. Yani onun Öyle mi ikinci dersin? sezona taşınmamış olması onların ilişkisini bence iyi oldu. Şimdi orada şey vardı. Senin hani beklentin bu Arbiter olacak Ha aslında. evet, ben Arbiter'in Arbiter olayı. zannettim bir an onu, o Evet. kadını. O olmadı mesela baktığın Olmadı. zaman. Evet. Evet. Henüz daha şeyi göstermedik. Ben o karakteri unuttum Murat'cığım ya. Şu hep böyle dolaşan bir top vardı ya. Adı Observer mıydı? Neydi onun adı? Unuttum böyle. Bize aslında hep şeyleri anlatırlardı. Monitör. Monitor, Monitör. Forerunner'ı anlatırlardı. Forerunner'ın ne olduğunu, ne Monitör ettiğini olması hayatlarında. lazım. Ha. O Evet çıktı mesela. bir ara şeyde. Çölde çıktı ya bir. Kuyu gibi bir şeyden çıktı. Evet Çöllü değil mi? bölümde. Evet, fırladı gitti. Ha. Ben de çünkü orada artık bir de bir şey var. Hala lore'la alakalı Forerunner'ları anlatmıyorlar bu arada. Yok yani Tabii mesela o kısım. canım, o çok zor o. Evet. Yani anlatacakları şeyleri tutmuşlar Flood ellerinde da bu arada. yok. Flood da yok aynı öyle. Flood da Çünkü yok. zaten bunlar zaten üçü birleşince Hello ortaya çıkıyor baktığınız Evet, zaman evet. anlamı. Onu da Ha. hala bu arada bence paylaşmayalım, aktarmayalım. Belki bu kısmı dinleyenler vardır diye. Hı. Ama evet son bölüm aslında aksiyonun tavanda beklediğimiz ama hem karakterin aslında biraz ezik gösterildiği hem jenerik böyle klasik böyle bir takım böyle ucuz numaranın olduğu bir bölüm olarak bitti ama Evet. gene de bence standartların üstünde bölümdü. Yani ben zenci Kesinlikle. bölümlerde çok sıkıldım mesela yani hani yani senin para derdin benim çok umurumda değil yani kısımları veya Bir işte yere orada bir bağlayacaklar işte onu da, ama neye bağlayacaklar? yani, Göreceğiz. ama eğer hani şey işte genelini değerlendirmek gerekirse ben herkese bilim kurgu seven herkese Babalar Ha. Gibi dizi izleyin benden çok net geçer not aldı derim. Bu arada ben dizi gurusu falan değilim yani hiçbir şeyin gurusu değilim bu arada ayrı bir konu da. Ama keyifle izleyebileceğini ve sıkmayacağına garanti ederim aslında. Kesinlikle abi. Yani bu senenin sürprizi ya. Ben Hello'dan böyle güzel bir, hele ki Vakıf falan bu kadar kötü çıktıktan sonra, yani Hello'nun bu kadar keyifle izleteceğini hiç düşünmemiştim. Oldu ama. Yani mucize gibi bir şey oldu. Keşke herkes aynı keyfi alsaydı bizimle aldığımız, bizim aldığımız keyfi, ama Abi başka tabii tabii hayatta. yani biraz daha ben bir de şey hani daha uzun olmasını çok isterdim. Çok çok bitti ya. 9 bölümüne gidiyorsun yani. Yani. Ama artık şeyler 9 ya. Sezonlar 8 ya da 9. Bu arada ışık da gitmiş. Ben biraz kararmışım. Neyse. Yo iyisin ya. Ben İdare çok edeyim beyazım bu arada. arkadaşlar. Artık yeni diziler hep 8. En fazla 10 oluyor. 9 olmuş bu arada olmuş. Güzel. Evet arkadaşlar, siz de yorum olarak yazın. Aynen Siz öyle. ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Görüşmek üzere. Peki, hoşça kalın. Bay bay.